Evet dostlar, çok şükür sağlıkla, sıhhatle yeniden bir aradayız. Rabbim sağlığı, sıhhati yerinde olmayan insanlara bir an önce sağlık ve sıhhate kavuşacak imkanlar tanır inşallah. İnşallah Allah'ın yarattığı bu sağlıklı, sıhhatli imkanları bir an önce keşfeder ve o sağlıklı ve sıhhatli hayatın içerisinde bulur insanlar kendini, eğer sağlıksız ve sıhhatsiz bir hayat içerisinde ederse. Ne zor bu kış günü, bu karlı havada, evsiz, barksız veya evi bark olmasına rağmen sıcak bir yuvanın içerisinde olmamak. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Mutluluğun resmi çizilseydi eğer nasıl bir resim çizilirdi diye. Hatta bununla ilgili bir yarışma yapmışlar. Mutluluğun resmini çizebilen ressama bir büyük bir ödül verilecekti. Birçok resim çizilmiş. İşte parklar, bahçeler, yeşillikler, cennet gibi yerler çizilmiş. Ama bunların hiçbiri mutluluğun resmini çizememişler. Yani mutluluğu resimde ifade edememişlerdi. Tek bir resim dışında. Bu resmi çizen ressamın adını şu an tam olarak hatırlamıyorum ama resim hala gözümün önünde. Yazıda o resim de paylaşılmıştı. Mutluluğun resmini çizen ressam yine tıpkı böyle bir karlı bir hava çizmiş. Fırtına kopuyor dışarıda. Bu fırtınanın içerisinde ağaçlar rüzgardan büklüm olmuş, iki büklüm olmuş, eğilmişler, yere kavuşacaklar neredeyse. Bu ağaçların içinde birinde bir ışık. Bir güvercin o fırtınada, o fırtınanın ortasında, o rüzgarın ortasında yuvasını yapmış bir ağaca. Ve ağacın içerisinde yapılan o yuvanın içerisinde güvercinin yavruları. Güvercin ağzındaki kurt tanesini yavrularına veriyor. İşte mutluluğun resmi böyle onaylanmıştı. Yani mutluluk öyle şafşatalar içerisinde, ne bileyim, büyük imkanlar içerisinde yaşanan bir durum değildi. Dünyalar sizin olsun ama içinizde huzur yoksa, dünyalar sizin olsun ama vicdanınız rahat değilse, dünyalar sizin olsun, aklınız başka yerdeyse mutlu olamıyorsunuz dostlarım. Şu an yaşadığım, size bu videoyu çektiğim bu bölgede pek çok yalılar var. Yalı tarzı evler var, yalılar var. Ve genelde hepsi karanlık. Genelde hepsinin ışıkları sönük. İster istemez insan düşünüyor neden böyle oldu diye. Evet, sonradan anlıyorum. Bu kadar mal hırsıyla, bu kadar dünya hırsıyla mücadele etmekten çevremizde sevdiğimiz kimseyi bırakmamışız. Evet, belki dünyadaki en değerli şeylere sahip olmuşuz. Ama maalesef bu değerli varlıklarımızı çevremize sevdiğimiz kimseyi bırakmadığımız için, bu değerli varlıklara sahip olma sürecinde gösterdiğimiz o hırs yüzünden çevremizdeki insanları kırdığımız için yapayalnız kalmışız. Evet, yapayalnız kaldığımız için de dünyalar bizim olsun, yalıların hepsi bizim olsun, onların içerisinde hoş bir sohbet, hoş bir muhabbet etmedikten sonra ne anlamı var ki dünyaların bizim olmasının? Bugün sizlerle mutsuzluk konusunu konuşmaya çalışacağım. Mutsuzluğun yeni dönem hastalığı olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Evet, artık bir hastalıkçasına yaşanıyor mutsuzluk. Peki sebebi ne? Neden bu kadar mutsuz olduk? Neden bütün imkanlara sahip olmamıza rağmen yetmiyor bize hiçbir şey? Neden biraz daha fazlasını istiyoruz? Evet, yine bazı işte bu dönemde psikolojik bazı durumlar konuşuluyor ya, işte çocukluğuna iniliyor falan, dizilerden bahsediliyor. Evet, bu mutsuzluk hastalığı da bayağı bizim kültürümüze işlenmiş bir durum oldu artık. Sadece bizim kültürümüz değil, insanlık artık mutsuzluk hastalığı içerisinde. Bunun sebebi de daha çocukluktan itibaren
bu teknolojinin, kapitalizmin bize getirdiği bazı durumlardan dolayı çocukluktan itibaren tüketmeye alışıyoruz. Çocukluktan itibaren bazı duygularımızı çok çabuk kullanıyoruz ve bitiriyoruz. Yani bütün hırslarımızı, mücadelemizi, kazanma durumumuzu çocukluktan itibaren tüketiyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Biz milenyum çağına doğan insanlarız. Özellikle Z jenerasyonundan bahsedeyim. Ben Y jenerasyonuna giriyorum da işte bu 25-35 yaş arasında, 35 oldu artık. 25-35 yaş arasındaki insanlar Y jenerasyonuna giriyor. 25-16 yaş arasında X jenerasyonu oluyor. Ondan sonraki jenerasyona ben Q diyorum. Kuantum jenerasyonu. İnşallah bir sonraki projemde de, bir sonraki kitap projemde de kuantum jenerasyonunu kaleme almaya çalışacağım. Belki ondan önce Homo sapiens'ten sonra biz diye bir proje yapmayı düşünüyorum. Evet, bu X jenerasyonunun, X jenerasyonundan sonra gelen Y jenerasyonu ve Z jenerasyonu bayağı farklı bir dünyaya doğdu. Biz teknolojinin içerisine doğduk. Her şeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bilgiye bile rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Eskiden kütüphanelerde sayfalarca kitaplar okunurdu. Bir sürü araştırmalar yapılırdı direkt bilgiye ulaşmak için. Şimdi ise direkt Google diyoruz. Direkt internetten araştırıyoruz ve buluyoruz. Bu bize tembelliği alıştırdı. Evet, birçok artısı var bilgiye kolay ulaşmanın da. Ama yanında getirdiği dezavantajlardan en büyüğü tembellik oldu. Biz insanlık olarak tembelliğe alıştık. Sonra oyunlar oynamaya başladık. Bilgisayar oyunları, online oyunlar oynamaya başladık. Bizim sonraki hayatımızda, yani öğrencilik hayatımız bittikten sonra profesyonel hayata girdiğimiz süreçlerde göstermemiz gereken hırsı, göstermemiz gereken mücadeleyi oyunlarda tüketmeye başladık. Daha çocukluk dönemimizde yenilmeyi öğrendik. Bütün yenmelerin tadına baktık. Kazanmanın tadına baktık. Sonra mı ne oldu? Sonra hepsi geride kaldı. Sonra artık içimizden hiçbir şey yapmak gelmedi. Gerçek hayata girdiğimizde uyuşuk insanlar olduk. Gerçek hayata geldiğimizde artık hiçbir şeyi sorgulamaz olduk. Çünkü daha önce yenmenin tadına bakmışız, zafer kazanmanın tadına bakmışız. Ne kadar level atlarsak o kadar çok zafer kazanmışız. Ya da ne kadar çok kaybetmişsek o kadar çok mağlubiyeti öğrenmişiz. Bütün bu öğrenmeler beraberinde ne getirdi? Doyumsuzluk getirdi. Artık dünyalar bizim olsa tatmin olmuyorduk. Bir fazlasını isterken daha çocukken bir sonraki level'ı görmek için bayağı hayatımızı tükettik. Artık sevgiler de yetersiz gelmeye başladı bize. Artık tahammül etmemeye başladık. Karşımızdaki insan, hayatımızdaki bir insan hata yaptığında hemen kesip atar olduk ilişkimizi, sevgimizi, beraberliğimizi, birlikteliğimizi. Bütün bunlar ne getirdi beraberinde? Bütün bunlar boş vermiş bir hayat getirdi. Boş verilmişlikleri yaşar olduk. Boş verilmişlikleri yaşarken de iyice mutsuzluğa doğru yol aldık. Dedik ki insanlar kötü. İnsanlar yanlış yapıyor dedik. İnsanlar yanlış yaptıkça insanlardan uzaklaştık. İnsanlardan uzaklaştıkça da sosyal varlıklarız ya, hayatımızda bir şeylerin olmasını istedik. Bir şeylerle vakit geçirmeye çalıştık. Evet, son zamanlarda sizin de çevrenizde çok olmuştur. Evcil hayvan sahibi olan birçok insan türedi. Neden evcil hayvan sahibi oluyorlar? Çünkü bu evcil hayvanlar hiçbir zaman sorgulamıyorlar. Bu evcil hayvanlar hiçbir zaman tartışmıyorlar. Evcil hayvanların boynuna tasmayı taktığında sen nereye istersen oraya geliyor. Yani tamamen kontrolümüzün altında olan şeyleri sever olduk. Yahu mutluluk denilen şey her şeyi kontrol altına almak değil ki. Mutluluk denilen şeyin içerisinde tartışma da olur. Zaten mutluluğun kendini var edebilmesi için
olumsuzlukları da yaşamamız gerekiyor. Biz bütün olumsuzluklardan kaçalım derken, bütün olumsuzlardan kaçıp mutlu olalım derken bayağı yalnızlaştık. Yalnızlaştıkça da maalesef mutsuzluk çukuruna düştük. İnsanoğlu sosyal bir varlık. Allah insanları bir arada yaşayabilecek canlılar olarak yarattı. Yani biz insanlardan uzaklaşarak mutlu olamayız. Yani biz olumsuz durumları görmezden gelerek de mutlu olamayız. Biz her şeyi tüketerek de mutlu olamayız. Bizim sahip olduğumuz dünyevi varlıkların tek bir amacı var. İnsan ilişkilerine aracı olmak dostlarım. Şu an sizle bu kameradan fotoğraf veya video çekebilip paylaşabiliyorsam, benim bu fotoğraf makinesine veya bu kameraya sahip olduğum için mutlu olmamam lazım. Benim sizlerle bu videoyu paylaşabileceğim, bildiğim için mutlu olmam lazım. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani malın bizi mutlu etmesi yanlış bir şey. Onlar kısa mutluluklar verir, geçici mutluluklar verir. Hevesimizi alıp biteceğimiz mutluluklardır. Bizim sahip olduğumuz maddi varlıklar eğer diğer insanlarla aracı görevi görüyorsa, diğer insanlarla birlikte huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlıyorsa ancak mutlu olabiliriz. Bir başkasından daha üstün olduğumuzu ispatlamak için pek çok şeye sahip olmak bizi mutlu etmez. Mutlulukla ilgili çok şey sayabilirim de size. Aklıma geliyor yaşadıklarımız, insanların yaşadıkları, gözlemlediklerim. Mutlulukla ilgili çok şey var. Yaşayabileceğimiz, sahip olabileceğimiz. Ama genelde mutsuzluğu tercih ediyoruz. Nasıl mı mutsuzluğu tercih ediyoruz? Belki farkında değiliz. Belki farklı yönlendiriliyoruz. Ama hep mutsuzluğa yönlendiriliyoruz. Neden mi? Çünkü hızlı tüketim, her şeyi bir an önce sahip olmak, tüketmek, yenisine sahip olmak, yenisine gitmek, yenisini tüketmek kimin işine geliyor? Kapitalizmin işine geliyor. Kapitalizmin işine gelen şey ne? Bizim para harcamamız, bizim çalışmamız, ömrümüzü tüketmemiz ve daha çok harcamamız. Biz harcarken sadece para harcamıyoruz. Biz harcarken kişiliğimizi, karakterimizi, hayatımızı, sevgilimizi, ailemizi, içinde bulunduğumuz hayata harcıyoruz. Harcamak mutluluk getirmez. Biz insan ilişkilerini harcar olduk. Biz insan ilişkilerini harcadıkça mutsuzluk çukuruna düşer olduk. Lütfen mutlu olma kavramına sahip olmak istiyorsanız eğer insan ilişkilerine önem gösterin. Önce kendinizi düşünün ve kendi mutluluğunuzdan ödün vermeden başkalarını mutlu etmeye çalışın dostlarım. Bundan ötesi bize zarar verir. Yani başkalarını mutlu ederken kendimizi ihmal etmemiz bizi mutsuzluk çukuruna düşürür. Sadece kendi mutluluğumuzu düşürmemiz yine bizi mutsuzluk çukuruna düşürür. Dediğim gibi biz sosyal varlıklarız. Bizim yapmamız gereken şey kendi mutluluğumuzdan ödün vermeden başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Çok mal sahibi olmak, birilerine hava atmaya çalışmak, birilerine bir şeyleri ispatlamaya çalışmak maalesef bizleri mutlu etmez dostlarım. Kısa mutluluklar olur, genel geçer mutluluklar olur. Ama uzun vadede sonuçta yine o mutsuzluk çukurunun içerisine düşeriz. Hadi gelin sevdiğimiz insanlara seni seviyorum diyelim. Hadi gelin birilerine bir şeyler ispatlama çabasına girdiysek eğer bu çabanın içerisinden çıkalım. Hadi gelin sevdiğimiz insanlara sarılalım dostlarım. Çıkar gütmeden, arkasında bir şey beklemeden sevdiğimiz insanlara sarılalım.
bize sarılan insanlardan insanlara şüpheyle yaklaşmayalım. Yanlış yapana kadar. Yanlış yaptıklarında da kestirip atmayalım. O yapılan yanlış size yapılmamıştır. O yapılan yanlış bir başka hastalığın sonucu olarak gelmiştir. Eğer seviyorsanız, eğer değer veriyorsanız o sevdiğiniz insanın yaptığı yanlışı, yaptığı hatayı düzeltmek için uğraşın. Bana bunu nasıl yaptı deyip arkanızı dönüp gitmeyin dostlarım. Hadi gelin mutsuzluk çukurundan hep birlikte çıkalım. Sağlıkla kalın.